Kör imam CIA ajanı mı? Kimi insanlar örgütlerin ABD ile ABD'ye giriş için vize veren kişinin CIA ajanı olduğu New York Ticaret Merkezi'nin bombalanmasından sonra yapılan soruşturmada ortaya çıktı. Ayrıca Dr. Abdurrahman'ın yanında bulunan Emad Salem adlı kişinin de FBI ajanı olduğu tespit edildi. Gelin de çıkın işin içinden. Kimin eli kimin cebindeydi? İşin özünde kapitalizmin görünmez eli, piyasanın güvenliği için İslamcılarla ilişki içindeydi. En güzel yanıtı 19 Temmuz 1992 tarihinde Arap dünyasının tanınmış yayın organlarından El Vatan El Arabi verdi. Doğrudur, Amerikan Anayasası dini inançlara ve faaliyetlere geniş özgürlükler tanımış bir ülkedir. Fakat aynı Amerika kendi ulusal ve uluslararası çıkarlarına ters düşen faaliyetlere uzun zaman tahammül edemez. Kaldı ki Amerikan istihbaratı İslamcıların faaliyetlerini geniş biçimde gözleyip izliyor. Haklarında dosya tutuyor. Özellikle de bu İslamcılar Amerika ve siyasetine düşman olduklarını açıkça söylüyorlarsa. Amerikan yönetiminin bu düşmanlarına karşı alabileceği en basit önlem ülkeye girmek isteyen İslamcılara gerekli olan vizeyi vermemek. Genel çıkarlarını tehlikeye düşürebilecek gösteri yapmalarını, konferans düzenlemelerini engellemek olacaktı. Ancak ABD bunları yapmıyordu. Niye yapmadığının yanıtını 20 Kasım 1993 tarihli sağ eğilimli Fransız El Express dergisi yazdı. Dergi yayımladığı uzun inceleme yazısında radikal İslamcı hareketlerin geçtiğimiz yıllarda CIA tarafından beslendiğini öne sürdü. CIA'nin 1981-87 yılları arasında başkanlığını yapan William Casey'in komünizme karşı İslam kartını oynadığına dikkat çeken dergi, Afganlı Gutbettin Hikmetyar, Kör İmam Dr. Abdurrahman, Tunus El Nahda örgütü başkanı
Raşid Gannuşi ve Sudan'ın Hümeynisi olarak değerlendirdiği Hasan El Turabi gibi isimlerin CIA ile temasları olduğunu iddia etti. Benzer iddiayı International Herald Tribune de öne sürdü. Gazetenin haberine göre Fransa, Washington'ın Cezayir'deki radikal İslamcılarla gizli ilişki kurduğuna inanıyordu. Fransız yetkililer özel sohbetlerinde Cezayir'de şimdiye kadar öldürülen çok sayıda yabancı arasında tek Amerikalının bile bulunmadığına dikkat çekiyordu. The European gazetesi ise Almanya'nın İslami Selamet Cephesi ile gizlice ilişki kurduğunu iddia etti. Nitekim Fransız yetkilileri ABD ile Almanya'nın Cezayir hükümetine ekonomik yardımı artırmaktan kaçındıklarını ve radikal İslamcılara sığınma hakkı tanıdıklarını belirterek İki ülkeyi de sert bir biçimde eleştirdi. Refah Partisi, CIA ile temasta olduğunu iddia edilen bu İslamcı isimlerle yakın ilişki içindeydi. Örneğin bu isimlerin çoğunun katıldığı 1993 yılının Aralık ayı başında Sudan'da toplanan 2. Arap İslam Halk Kongresi'nde Erbakan Hareketi adına Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu bulunuyordu. Refah Partisi, ılımlı İslam projesi içinde yer almak istediğini gizlemiyordu anlaşılan.